Kuso ve ODTÜ işbirliğiyle düzenlenen ulusal programlama yarışmasının final gününde katılımcılar kıyasıya yarışıyor. Ülkenin en iyi bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin oluşturduğu 56 takımdan ilk 10'a girenler Bükreş'teki bölge yarışmasına gitmeye hak kazanacak. Yarışmacılar arkamda gördüğünüz alanda kendilerine yöneltilen 11 algoritma sorusunu çözmeye çalışıyor. Farklı zorluk seviyelerine sahip bu 11 sorunun hepsi balonlarla gördüğünüz gibi farklı renklerle temsil edilmiş. Takımların her çözdüğü sorunun ardından masaların üzerine bu soruya ait renkteki balonlar asılıyor. İnziva Birebir Eğitim Vakfı tarafından kurulmuş bir proje. Türkiye'deki bilgisayar mühendisleri, genç yetenekli bilgisayar mühendislerinden bir topluluk oluşturmaya çalışıyoruz. Yaz kampları, kamplar düzenliyoruz, programlar düzenliyoruz. Özellikle de algoritma ve yapay zeka alanlarında. Bu programlama yarışmasının amacı üniversite öğrencilerinin teknik bilgilerini artırmak, takım çalışmasına yönlendirmek, problem çözme tekniklerini artırmak ve beraber takım halinde çalışmalarını, soru çözmelerini sağlayabilmek. Ve her sene ilk 10 takımı bölge yarışmalara göndermek istiyoruz. Çünkü hedefimiz dünya finallerinde Türkiye'nin altın madalya alması. Bu çok hayal değil. Yaklaşık belki 3-4 yıl içerisinde bu hani komünite bilinci, bu topluluk bilinci, üniversitelerin buna destek olmasıyla altın madalya getirebiliriz ülkemize. Özellikle kadınlar, kadın yazılımcılar, kadın bilgisayar mühendisi öğrencileri de burada. 150 öğrenciden 18'i kadın, daha fazla olmasını istiyoruz. Kadın takımlar da var aramızda, sırf kadın olan takımlar var. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Çünkü bilgisayar mühendisliği bölümü hep erkeklerin yaptığı bir konu olarak, eğitim konusu olarak veya meslek olarak algılanıyor ama daha fazla kadın bilgisayar mühendisliği öğrencisini bu kamplarımıza, bu programlarımıza ve bu yarışmalara bekliyoruz. Tam sundukları imkanlar çok hoşumuza gitti. Yarışmada çok fazla soru çözemememize rağmen çok keyifliydi. Gerçekten güzel hazırlanmış bir yarışma. Gerçekten iyi test ettiğini düşünüyorum. Kazanan takımlara başarılar diliyorum. Ne diyeyim? Biraz insanlarda tabii ki kadınlara uygun bir meslek olmadığı görüşü var. Kızların, kadınların kendisinde de bu görüş var. Ben bunu da fark ettim. Ama bölümde üçüncü senem bu ve üçüncü senenin sonunda şunu gitgide daha çok fark ediyorum ki kadınların zekasına da, kreatif düşünme yeteneğine de çok ihtiyaç var. Aslında hem erkekler hem kadınlar birbirini tamamlıyor bu konuda. İki gruba da ihtiyaç var ve ben gitgide kadın sayısının da artacağı görüşündeyim. Çünkü insanlar da artık daha birileri katıldıkça ben de yapabilirim istekleri çoğalıyor. Buna olan inancı artıyor. Yarışmacı olarak katılmak için biraz erken olduğunu düşündüm kendim için. Hani gönüllü olarak gelip biraz daha hani ortamın nasıl olduğunu, yarışmanın nasıl ilerlediğini anlamak için geldim. Ve çok eğlendim. Çok güzeldi. Çok yorulduk. Böyle bir şeyin parçası olmak çok güzel çünkü hani arka planda her şeyde bizim emeğimiz var. Yani bu çok tatmin edici bir şey. İyi algoritma düşünebilen, iyi algoritma yazabilen bir insan piyasadaki çoğu işi rahatça kavrayabilip
düzgün kod yazabilip takım arkadaşlarıyla, ki bu yarışmada takım yarışması olduğu için orada etkisi iyice görülüyor, takım arkadaşlarıyla güzel çalışma yapabilen bir insan olduğunu kanıtlamış oluyor. Zaten global birçok şirkete baktığınızda mülakatlarında bu tarz algoritma soruları soruyorlar. Tabii bu kadar zor olmuyor, biraz daha basit soruyorlar ama hani bu kısa vadede bir insanın genel olarak yeteneğini güzel ölçeklendirebilen bir sınav. Bunları da iyi yapan bir insan genel olarak başarılı oluyor bilgisayar mühendisliği alanında. Hiçbir şey bilmeseniz bile başladıktan sonra, kafanıza koyduktan sonra her şeyi yapabiliyorsunuz ve hani hiçbir önemi kalmıyor cinsiyetinizin ne olduğunun. Code of Conduct'ı okuduğunuz zaman zaten orada hani kalabalık bir şekilde yaşamanın getirdiği zorunluluklar kağıt üzerine döküldüğünü göreceksiniz. Who's on the 19 Turn Programming Conference?